Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere çok farklı çok güzel bir turşu tarifi ile geldim e, erik turşusu yapacağız bugün gerçekten alışılmışın dışında çok farklı bir turşu tarifi eğer benim gibi siz de eriği çok seviyorsanız e, kışında bu lezzetten e, mahrum kalmamanızı tavsiye ederim mutlaka e, 2-3 kavanoz yapıp e, tatmanızı tavsiye ederim evet malzemelerim hazır hemen turşumuzun yapımına geçelim Yaklaşık 3 kilo kadar benim eriğim var. Siz daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Evet eriklerimi çok güzel bir şekilde 4-5 sefer yıkadım. Buna kesinlikle dikkat edin. Aynı zamanda kullanacağımız kavanozları da sıcak su ile güzelce yıkamamız gerekiyor. Kapakların da aynı şekilde. Evet yıkamış olduğum kavanozlarıma eriklerimi güzelce dolduruyorum. Çok gevşek doldurmayın yani sıkı bir şekilde doldurun Üzerine suyu koyduğumuz zaman havaya doğru kalkacaktır erikler eğer sıkı bir şekilde doldurmazsanız evet güzelce yıkamış olduğumuz eriklerimizi kavanozlarımıza dolduruyoruz. Turşu yaparken dikkat etmeniz gereken çok önemli püf noktaları var. Kullandığınız sebzelerinizi mutlaka çok güzel yıkamanız gerekiyor. Aynı zamanda koyacağınız kavanozları da aynı şekilde çok güzel yıkamanız gerekiyor. Eğer ikisi de çok temiz olmazsa turşularınızda bozulma olur, bulanıklaşma olur. Bu da erken bozulmasına sebep olur turşularınızın. Bunlara mutlaka dikkat edin. Evet son kavanozumu da dolduruyorum. Ben 4 tane 1 kiloluk kavanoz doldurdum. 3 tane de yarım kiloluk kavanoz doldurdum. Bunların tuz ölçülerini, sirke ölçülerini hepsini ayrı ayrı vereceğim. Kesinlikle kafanız karışmasın. Evet tüm kavanozlarımı bu şekilde doldurdum. 1'er kiloluk kavanozların üzerine birer yemek kaşığı e, iri tuz kullanıyoruz. Kaya tuzu. E, kesinlikle ince e, billur tuz kullanmayın. E, yarım kiloluk e, kavanozların üzerine de yarım yemek kaşığı koyuyoruz. E, daha fazla koymamanızı tavsiye ederim. E, bir kiloluk kavanozlara bir tatlı kaşığı da şeker koyalım. E, yarım kiloluk olanlara da yarım tatlı kaşığı koyalım. Evet isterseniz biraz da limon tuzu koyabilirsiniz. Tam bir çay kaşığı değil bir çay kaşığını birazcık eksik limon tuzu koydum. Evet kavanozlarımın üzerine ikişer üçer tane sarımsak koyuyorum aromasını vermesi için çok güzel oluyor. Tabii ki tüm turşularda kullanıyoruz sarımsağı Elik turşusunda da mutlaka kullanın. Evet şimdi sirkemizi koyuyoruz. Ben sirke üzüm sirkesi kullanıyorum. Fakat elma sirkesi de kullanabilirsiniz. birer kiloluk kavanozların üzerine bir çay bardağı üzüm sirkesi koyuyorum. Yarım kiloluk şişelere de e, yarım çay bardağı sirke koyuyorum. E, fakat çok sirkeli seviyorsanız sirke oranını çoğaltabilirsiniz. Azaltmayın fakat çoğaltabilirsiniz. E, üzerine Kaynamış olan sıcak suyumla tamamlıyorum. Şişemin ağzına kadar dolana kadar sıcak su ile tamamlıyorum. Kesinlikle erime olmuyor. Sıcak su ile yapılan turşular gerçekten daha çıtır çıtır nefis oluyor. Ben salatalık turşularım da bu şekilde sıcak su ile yapıyorum. Erime durumu falan kesinlikle yok. Aksine daha güzel, kütür kütür turşular oluyor. Evet, şimdi suyla tamamen doldurduk şişelerimizin üzerine hiç kullanılmamış kapak kullanın lütfen turşularınızı yaparken. Evet, ben e, kullanılmamış kapakla güzelce ağzını sıkı bir şekilde kapatacağım. Evet, bu şekilde. Evet, üzerlerini kapattım. Şimdi kapatmış olduğum kapakları tekrar kontrol ediyorum e, ve ters çeviriyorum. Bu şekilde bir gün beklemesi gerekiyor. İçine koyduğumuz sıcak suyun etkisiyle kapaklar tutuyor ve vakumlanıyor. Sıcak suyla turşularınızı gönül ile yapabilirsiniz. Evet bu şekilde 24 saat boyunca hiç düz tarafını çevirmeden bekleteceğim. Gördüğünüz gibi şimdiden hafif sararmaya başladılar bile eriklerim. Evet ertesi gün diğer tarafını çevirebilirsiniz. Serin bir ortamda Güneş görmeyen bir yerde saklamanız yeterli. Eğer tutmayan kapaklarınız olursa onu dolapta muhafaza edin. Dışarıda bekletmeyin. Ama tutan kapaklarınız dışarıda bir sene hatta daha fazla saklayabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Sadece serin bir ortamda çok direkt güneş almayan bir yerde saklamanız yeterli. Evet gördüğünüz gibi bir gün sonra bu şekilde hafif sararmaya başladı. Yaklaşık 10 gün sonra turşularınızı açıp tüketebilirsiniz. Kütür kütür nefis turşular oluyor bu şekilde. Erik sevenler için gerçekten şahane bir tarif. Kışında nefis bir aromayla erik tüketebilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten hem çok farklı bir tarif hem de çok güzel bir tarif. Mutlaka deneyin diyorum. Gönül rahatlığı ile tavsiye edebilirim bu tarifi. Evet bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarıma beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Her gün farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.